Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir söz var. Bir şeyh müridinin gece yatağında kaç defa sağa sola döndüğünü bilmiyorsa gitsin o şeyh dağda çobanlık yapsın ya da gitsin dağda eşkıyalık yapsın. Şimdi tarikatlerde kardeşlerim bu söz şeyhler tarafından söyleniyor ve müritler tarafından da buna inanılıyor. Bu sözü kimin söylediğinin çok önemi yok. Ama tarikatlerde bu sözün yaşandığını, bu söze inanıldığını biliyoruz. Şimdi bunun açıklamasını yapmak istiyorum sizlere. Kardeşlerim, bu sözde anlatılmak istenen şudur. Bir müridin yatağında kaç defa sağa sola döndüğü değil, asıl anlatılmak istenen şeyhin, müridinin her halinden haberdar olduğu, her yaptığına vakıf olduğu müritlere anlatılmak isteniyor. Ve müritler de buna inanmış oluyorlar. Peki bu söz doğru bir söz müdür? İslam'a, Kur'an'a ve sünnete uygun bir söz müdür? Onu ele aldığımızda, Kur'an'a baktığımızda böyle bir sözün doğru olmadığını görüyoruz. Peygamberimizin sünnetine baktığımızda, onun sahabesine böyle bir telkinde bulunduğu, onların her halinden haberdar olduğuna dair böyle bir söz söylediği ya da ben sizin her yaptığınızı görüyorum. Ta ki yatağınızda kaç defa sağa sola döndüğünüzü bilinceye kadar, yani bu kadar halinize vakıfım şeklinde peygamberimizden de bize bir bilgi ulaşmış değil. Ama tarikatlerde bu söz işleniyor. Şeyhler tarafından özellikle işleniyor ve müritler üzerinde böylelikle bir tahakküm oluşturulmuş oluyor. Buna inanan mürit şeyhinin kendisinden haberdar olduğuna inanıyor. Kendisini hep işittiğini düşünüyor ve her haline vakıf olduğunu düşünüyor. Adeta şeyhi küçük bir ilah haline getirmiş oluyor. Kardeşlerim, bir insanın diğer insanların görmediği bir yerdeki hali, durumu, yaşadıkları ve kalbinden geçirdikleri diğer insanlar için gayip hükmündedir. İslam itikadına göre bir insanın kalbinden geçeni bildiğini söyleyen kişi küfüre girmiştir. Ve onun yaptıklarını gördüğünü söyleyen de küfre girmiştir. Yaptıklarından haberdar olduğunu söyleyen de gaipten bilgi vermiş olmaktadır. Oysa gaibi Allah Azze ve Celle ancak kendisinin bildiğini ve peygamberlerinden dilediği kadarını bildirebileceğini bize Araf suresinde 188. ayette şöyle bildirmektedir, buyurmaktadır. Estağfirullah. Kul la emliku li nefsi nef'an ve la darran. Benim gücüm yetmez. Nefsim için ne fayda vermeye ne de zarar vermeye kendim için gücüm yetmez. İlla maşallah. Ancak Allah'ın dilediği dışında. Ancak Allah'ın dilediği kadarıyla ben buna malik olabilirim. Bunun dışında benim gücüm yetmez. Velev kuntu a'lemul gaybe, eğer gaybı bilmiş olsaydım lestekseretu minel hayri, hayırdan artırırdım. Ve ma messeniye su'u, ve bana da bir kötülük dokunmazdı. Şimdi kardeşlerim, dikkat çekici olan şudur. Gaybı bilmediğini peygamberimiz, eğer bilseydi hayırdan amellerini artıracağı ve kendisine dokunabilecek, kendisine gelebilecek zarar hakkında da sakınacağını ifade etmesini söylüyor Rabbimiz. Yani görmediği bir noktadan, kavrayamadığı, anlayamadığı bir yönden kendisine zarar vermek üzere gelen birini ancak Allah'ın dilemesiyle anlayabileceği, bilebileceği, farkına varabileceğini biz bu ayetten anlamış oluyoruz. Peki
Gaybe kimleri muttali kıldığını Rabbimiz nasıl açıklıyor? Bakınız Cin suresi 26. ayette Alimul gaybi, Allah gaybi bilendir. Fela yuzhiru ala gaybihi ehaden. Ona yani gaybine, görülmeyene hiçbir kimseyi muttali kılmaz. Ve Cin suresinin 27. ayetinde devamla diyor ki İlla men irteda min rasulin. Ancak razı olduğu peygamberleri, elçileri hariç. Yani onlara da kardeşlerim sadece bildirdiği kadarıyla gaybi bildireceğini ifade ediyor. Demek ki kardeşlerim peygamberimiz de dahil gaybi kimse bilemez. Ancak peygamberimiz ve diğer elçiler Allah'ın onlara bildirdiği kadarıyla gayb hakkında bilgi verebilirler. Yani insanların durumu da dolayısıyla görmediğimiz durumu, bilmediğimiz durumu gayb durumundadır, gayiptir. Bunlara Allah kimseyi muttali kılmaz. İnsanların özel hallerine, kalplerinden geçenlere, insanların durumlarına kimseyi muttali kılmaz. Bu bir mahremiyettir, özel bir durumdur ve insanlar buna güç yetiremezler. Kardeşlerim, bu sözün gerekliliğine, bu sözün gerçekliğine inanan bir mürit, şeyhi hakkında şunu düşünmektedir. Adeta Allah gibi kendisini gördüğünü, adeta Allah gibi kendisinden haberdar olduğunu ve kendisini işittiğini ifade etmiş olur, buna inanmış olur. Dolayısıyla bu noktada Rabbine şirk koşmuş olur kardeşlerim. O halde bu sözün İslam'a uygun olmadığını anlamış oluyoruz kardeşlerim. Ahiretimizi kaybetmemek için şirkten şiddetle sakınmamız gerekiyor. Aman ha dikkat edelim. Ahiretimizi mahvetmek gibi bir durum söz konusu. Şeyhleri bir öğretmen gibi görmek doğru olabilir. Belki size hidayet yolunu gösteren bir öğretmen olarak kabul edebilirsiniz. Ama onlara Allah'ın sıfatlarını yüklemeyiniz. Onlara güç yetiremeyecekleri şeyleri yükleyip uçurmaya kalkmayınız. Onları bir öğretmen gibi görüyorsanız görün. Size Kur'an'ın sünneti öğretiyorsa, ilim öğretiyorsa, hidayet önderliği yapıyorlarsa onlara tabi olun. Aksi halde böyle şirk dolu yanlış işlerden, yanlış itikatten uzak duralım. Ahiretimizi kaybetmeyelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.